Umarım keyif almışsınız. Yani normalde umarım ki dildo. Kendim kullanıyorum. Tabii ki ben de reaction yerine bağlandı. Alo, Kartal 1'den Kartal 2'ye. Tamam. Bunları koyacağım biliyor musun? Yavaş yavaş uza, yıkıl karşımdan, dalaş bana sana, takıl uzaktan, salaş lugatına, söndürmesi baştan, savaşmayı öğrendik biz hatamdan. Evet arkadaşlar, merhabalar Türkiye, merhaba güzel ülke. Ben ailenizin metal kafalı müzisyen dostu, bu da ailemizin metal kafalı sarışın solisti. Hiç metalle alakam yok. Hakikaten metalle alakası yok. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyordum, canlı yayınlarla beraber takılıyorduk. Bayağıdır da misafir almıyordum, hatırlıyorsun. En son ne zaman benim misafir aldım izledin? Hiç. Hiç. Evet, bugün hiç rap ile alakası olmayan sevgili Canan arkadaşım yanımda. Ona birkaç tane video izletmek istiyorum, şarkı dinletmek istiyorum. Tepkileri çok merak ediyorum. İşte gerçek reaksiyon bu arkadaşlar. Normalde reaksiyon videoları çekiyorum ama benimki daha çok analiz üzerine olduğu için çok fazla keyif alamadığınızı hissettikten sonra bir konuk alma kararı içerisine vardık. Ayrıca sevgili Canan'ın da YouTube kanalı var arkadaşlar. Açıklamalar kısmında onu da göreceksiniz. Takip etmenizi mutlaka ki istiyorum. Evet sevgili Canan yanımda. Canan sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Genel olarak hiçbir şey. Genel olarak hiçbir şey. Evet, bu aslında çok daha eğlenceli hale getirecek her şeyi. Çünkü Canan rap müziğe dair çok fazla fikir sahibi değil. Hiç. Hiç mi? Yani biraz. Neler dilerim daha önce? Bilgi sahibi değilim de. Ceza normalde. Allah'ın emri. Normalde. Başta o kadar. Şanşer biliyorsundur. Şanşer seviyorum. Bir de Patron dinledim. Bir de senin kimdi ya? Birkaç tane değil. Odici. Değil. Kardiyak. Değil. Murat Özel. Saysa mı? Enes Alper. Değil. Senin seri bir şey. Seri mi? Kim o ya? 20 yaşında. Ufuk. Varmeta. Hayır ya. 20 yaşında. Benim düet yaptın mı? Hayır. Ulan baştan söylesene ben de. Düet yapmış o adamları sayıyorum. Hayır. Düet yaptığın adamlar değil ya. Motive falan vardı. Motive'yi dinledim. Motive'yi biliyorsun. Güzel. Başka? Pekala. Normalde mi dinlemek istersin Canan ilk önce yoksa Şanlışer mi dinlemek istersin? Hiç fark etmez. Şanlışer'le başlamak istiyorum. Arabeskin kralı. Şanlı... Ooo! Ay sattı bol oldu! Ama öyle. Sözler hep şey böyle. Kalbe yakın diyelim de. Dedüb Lüman diye bir grup var bilir misin? Duydum ama hatırlamıyorum. Normalde klarnet falan böyle altyapısı kullanarak modern duman gibi düşün. Olabilir. Onların Şanlışer'in şarkısına düet yapıyorlar, feat yapıyorlar. Ben dinledim şarkıyı. Tamam. Ben tuttum bakalım sen tutacaksın. Ama tutacaksan da neresinden tutacaksın? Bir onu dinliyoruz. Hazır mısın? Ciddi. 3, 2, 1 ne diyoruz arkadaşlar? 3, 2, 1 vallahi billahi play. Bakalım verecek misin? Yani genelde böyle şey gelmediği zaman, arkadan elektronik gelmediği zaman daha bir dikkatin ilgi çekiyor değil mi? Yani seviyorum. Normalde mesela daha böyle şey yapıyor. Yani daha elektronik altyapı üzerine yaptığı için bu birazcık daha tabii normalde Şanlışer de elektronik altyapı bayağı kullanıyor ama analog enstrümanlar var. Elektronikte Fender var abi baksana yani. Hadi. Geldi. Yolonsayı gerçekten çalıyorlar mı arkadaşlar? Tabii tabii. Ya klipte çalınmıyor zaten biliyorsun. Klipte play yok yapıyor herkes. Ya bunu belirtmek gerekiyor değil mi? Yeni günler. Yeni bataklar, yeni kadınlar, yeni yataklar, bedeli sabahlar, bedeli sakatlar, bedenim acı yüzüme ani kataklar, nedeni derdim hep derdi abartmak. İstediğin zaman durdurabilirsin bu arada. Bu çocuğun bir şeyini izledim, videosunu izlemiştim, klibini izlemiştim. Hı-hı. Galiba neyle ilgiliydi ya, doğayla ilgili bir şeyler mi yapmıştı? Susamam. Ben Susamam vokal cover yaptım biliyor musun? Yok. Full time. Şaşırtmadım. Devam. Ara karanlığa yanaşıyor sabah var gene mi? Sesimi kısamıyorlar ölümüm olsa da dökerim içimi. Yine kapatmam çenemi. Bok atman gerekir tabi çizik eksikse azalmaz bedenin. İçine sıçalım bu dünyanın ağaçları keselim mi? Her yere apartman dikelim. Sınırlara çelik alatlar gerilim. Yaşatmaz sistem yaşatmaz yemini. Savaşları büyük şirketler açar ama maalesef sadece bazen. Ya böyle genel saplıyorlar ya onu da çok seviyorum. Çalışır bu huyu o zaten yani adam fame. Hatta büyük ihtimalle en meşhur ilk 5 MC arasında koyarsın ama hiçbir şekilde asla vazgeçmedi yani. Hep sisteme saplıyor, işte hükümete güzel. Saplıyor, bak ama şey doğayı güzel, savunuyor, çok güzel savunuyor. Saplıyor. Yani böyle avamlaşmıyor, anladın mı? Adamın dili çok naif, çok güzel ve çok genel. Kılıfında. Ve çok doğru, evet. Sen de yapıyorsun aynı şeyi, neyse. She likes me girl. Devam, it's gonna be play! Yandaş gelir. Yalanlar medya bakanlar takmaz aranmaz sebebi paran varsa deli yaşamlar ve yapabilirsin öylece kafandan geçeni bakma göremezsin gözünü silersin yağmura asalmaz gerekir çünkü bazen gerçeği görmek için gözlerini kapatman gerekir.
Burası çok iyi. Gözlerimde yarınlar dolu kan, ellerimde çıkmazlar dolu gel nerede. Geceleri beni terk etme dünyada. Çok seveceksin bunu. İsyanlarım cenk olur. Gözlerimde yarınlar dolu kan. Çıkışı mutlaka veriyor. Durduruyor. Olmazsa olmaz. Değil mi? Olmazsa olmaz. Yani şarkı... Herif aynı atlama oluyor galiba. Doğru katılıyorum. Şimdi Şanışer'in en büyük oyunlarından bir tanesi de o zaten. Şarkı sürekli aynı tempoda giderse bir süre sonra sıkılmaya başlıyor dinleyici. Ya şarkılarda düşüşler kalkışlar olması lazım. O dinamiği yakalaman lazım ki bir yerde dinleyiciyi de kapman lazım. Evet. Biraz daha yer alalım şuradan. Tamam. İsyanlarımın cenk olur. Gözlerimde yarınlar olur. Kan. Çok tatlı etnik sazların olması da batıda var içinde. Değil mi, değil mi? Doğru. Gerçekten çok güzel. Klarnet falan koymuşlar. İnsanlar çok fark etmiyor mu? Çok önemli bence. %100 katılıyorum. Sen bu arada istediğin zaman Space Boss'ı durdurabilirsin, konuşacağın zaman. Yok atlıyorsun. Ya ben konuşayım, sen dur. Böyle. Kaç yaşında bu çocuk? 23, 27. Şey, Şanışer mi? Maksimum 7. 30 geç. Şaka yapıyorsun. Aa. Tabii tabii. Şanışer çok eski ya. Yaşına göre böyle çok... 80 küsür. Şey diyor. Aa. 80 falan olsa. Aa, iyi hissettim. Güzel. Şu an sallıyor da olabiliyor. Adam bir de 19 yaşında falan çıkıyor. Ben küçük diye biliyorum çünkü. Yani benden küçük olduğunu biliyorum ama kaç yaşında olduğunu benden biliyorum. Benden çok küçük olduğunu ben biliyorum. Baktım çünkü. Yaşlarımız belli oluyor şu anda. İşte sana o yüzden. Ya. Baktım dedim... Vay be, bu yaşa göre bu kafa güzel filan değişti. Güzel kafa, güzel. Evet. Birazcık ileri alıyorum. Son, alalım. Tekrardan biraz daha rap yapacak. Şarkının sonunu dinlemeni istiyorum özellikle. Allah Allah. Şuradan biraz daha rap. Tekrar yeni rap yaptı. Burada tekrar düşüyor şarkı. Nakarata dağları. Az önceki neredeyse ama son kısmı çok güzel şarkı. Ya Cemal Duyan'la bir şey yaptı mı bu? Yaptı tabii canım. Değil mi? Güzel düşünüyorum. Gözlerimde yardımlar olup kan. Autotune değil. Bu Şanışer'de de var. Autotune kullanıyor ayrı bir konuda. Burada var, şurada var. Şanışer'de var o vokal. O range var, ses aralığı var çünkü. Hakikaten hayır var. Ya orada var. Biraz geri gelsene, var. İhtiyacı olmayabilir mi? Burada değil bak. Bir önce de var. Burada değil işte, bir önce de var. Neyse geç. Veremez cenk olur ha. Ya bende bazı Şanışer'de de vardı o. Çünkü o adam var ama olmuş. Sanki bir önceki yerinde böyle biraz bir ben aldım. Ya Autotune Allah'ın emri. Allah'ın emri. Kullanmayan dövüyorlar zaten. Geliyor, ben bile geliyor. Kullanıyorum. Hayır, güzel güzel ama tatlı. Ben yani. Yerinde yapıyorsan şarkı bitiyor, son kısımları çok güzel olmuş. Davulla beraber çok iyi gitmişler. Tamam. Sen çünkü akustik davul, dijital olmayan davulları çok seviyorsun ya. Evet. Özellikle açmak isterim sana. Geliyor. Bu kısım özellikle benim çok hoşuma gittiği için sana bu şarkıyı dinletmek istedim. Ne düşünüyorsun? What do you think about it? Genel olarak beğeniyorum, bu şarkı da çok güzel olmuş. En azından farklı bir dokusu olmuş. Güzel olmuş. Rap'ten böyle... biraz daha çıkarmışlar.
Ama ya zaten Şanlışer şey yapıyor. Böyle benim gibi rap'e uzak olan insanların dinleyebildiği bir. Değil mi? Çünkü rap'ini anlıyorsun. Sevdiriyorum. Diğerlerini ben pek anlamıyorum. O zaman sırada kurşundan sıvek geliyor arkadaşlar. Kabine girme derine eşele haşele ol ve humusa gizle bedeni kelime dök bedenini... Çok şaka yaptım. Bilmiyorum. Bilme boşver. Ben gel. Bir tane de Norm Ender dileyelim. Norm Ender dileyelim. O da İzmir'de. O da yine şey işte hep akustik şeyler. Konuşun. Ben bunu dinledim, izledim. Onu bilmiyorum. Bu şarkıdan Norm Ender'in bak 13 gün önce 1.3 milyon 13 gün önce. Bak çok çalışan ve kendini sürekli besleyen bir adam. O çok güzel. Ve şarkılar için beslemiyor. Adam genel olarak böyle yaşıyor. Bir de çok sade yaşıyor. Yani temiz yaşıyor. Saçma sapan yaşamayan bir bayağı araştırdım ben. Çok tatlı bir adam. Muhtemelen. Hazır mısın? Gelsin mi? Gelsin. 3-2-1. Vallahi billahi play. Şekli yavrum ya. Bak. Anırlar. Beni editörler var etmedi. Dengin değilim yapma rıza. Kandil için pas... Şarkı da bu arada bayağı bir troll şarkı yani. Kime diss atmıştı? Dengin değilim yapma rıza. Kime diss atmıştı? Ben Ferro. Ben Ferro. Nefret ediyorum. Ben de sevmem. Net sevmiyorum. Onlar rapçi değil bence ya. Berbatlar ya. Berbat plastik kokusu yani. Değil berbat mi? Evet. Geliyor, hazır mısın? Evet. Valla bastım. Taporta gerek yok, damgayı bastım tayfanıza. Direniyoruz Ankara İstanbul. Peki tatlım sen neredesin? Hastası olmuşsun kralın lan. Sevmesen her sene yer misin? Yavaşça kalkar füze. Hey, rotamda farklı sen. Grup vitamin kokuyor. Evet. Trotron kafası değil mi? Bağlar var, mekanda ortam güzel. Baktım lezzetli çipe. Grup vitamin İsmail'de şarkısı vardı, hatırlıyor musun? Evet. Bak şuraya koydum. Bir dolandır liseyi 6 senede bitirmiş. Çin gibi çocuk bizim İsmail. Neden bu kadar acele ettin? Aklını seveyim lan İsmail. Lan İsmail, lan İsmail, yuh İsmail. Çüş İsmail, hop İsmail. İsmail, İsmail. Tek tek basarak İsmail. İsmail. Benziyor değil mi hakikaten? Evet. Vallahi benziyor. Evet. Gelsin 3 gibi play. Bedler var, amatörü eğlendirir. Aynen açıp da coştuklarınız önümde paspas gibi. Peşimde koştuklarınız. Konuşun ey konuşun. Dedim ya zaten tek derdinizim. Bu yüzden hep beni konuşun. Of küf konuşun. Çağır konuşun. Olan olsun umurumda değil. Ben yaparımsız konuşun. İyi değil hep yancıksınız. Bataklık kadar balçıksınız. Düşman görünen fancıksınız. Ki toplasam bile birazcık. Burada cıksınız ne eksik sayılır? Yani bile birazcıksınız. Hangi cıksınız? Onu yanlıksınız diye. Cicili İsmail. Yaptığınız ne? Yaptığınız bu. Push to push'la bir de destek ver. Gucci Prada herkes burada. Gel abla gel. Sen de gel. Sevmiyorum kapris. Adamım haklı olanları üzmüşler. Kaçımı atmam diz. Atarım doğru kimse ona küsmüşler. Yaratıcı olamazlar. Bu yüzden sürekli maddeye düşmüşler. Bizimle savaşır bin bir ezik. Ama ne? Kafamıza ulaşamaz hiçbir çizik. Ah konuşun. Lafı kaçırdık. Kafamıza ulaşamaz hiçbir çizik. Konuşun ey konuşun dedim ya zaten tek derdinizim bu yüzden hep beni konuşun of küf konuşun çağır konuşun olan konuşun umurumda değil ben yaparım siz konuşun. Adam polis arabasıyla yarışıyor altında. Bak şu kısım çok güzel şarkının. Yolunuzdan nasılsınız bak ne diyorsak oldu hepsi gerçek. Bu yancı veletlere sancı yarattık. Rap jelibon siz Melih Gökçek. Ve 20 senem zirvenizde geçmiş. Rekabet değil yol gösteririm. 2019'da verdim ayarı. İstiyorsanız tur bindiririm. Bilimini dilimini ezerim. Arabamın üstünü açıp da gezerim. Seninle deli gibi paraları ezerim. Bu kitle ironiyi çözemez güzelim. Dalgımı geçerim her birinizle. Allah'ın çekiyorlar o zaman. Düşecekseniz hiç zorlamayalım ha. Nefretinizi paraya dönüştürdüm. Ağlayacaksanız oynamayalım ha. Konuşun. Rakip yok. Hey konuşun. Rakip yok. Çar. Konuşun. Nakit çok. Vır. Konuşun. Tın. Rakip yok. Tabii ki yok. Tüydü.
Sonu izledim, daha bir de bak. Kral abi! Adam mekanın sahibi amirim. Çok kral adam ya. Yine hesaplamış. Mekan sahibi diye bir şarkı vardı ya. Evet, Ferro da ona diss attı ya onunla ilgili. Aynen, aynen. Peki, Norm Ender, sen seviyorsun Norm'u. Seviyorum. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Tatlı olmuş bence. Bu adamın alaycı... Direkt böyle... troll zaten. Aynen. Tamam, seviyorum genel olarak. Aslında... Ben bu şarkıyı dinledim ve yorum şu oldu. Şimdi alt, yan tarafta da çok arkadaşlar yazmaya başladı. Ben bunu işte canlı yayında izledim. Ya bu adamın nesini konuşacağız işte vesaire falan filan yazıyorlardı ama... Çok o, küfür o, etmiyor ya. Bak hayır hayır. O esnada da onu konuşuyorduk. O esnada da onu konuşuyorduk. Neyi? Norm Ender'i konuşuyorduk. Anladın mı? Bak paradoks var işin içinde. Abi. Arkadaşlar yazıyor ki Norm Ender'in neyini konuşuyorsunuz yazıyor. Aslında Norm Ender hakkında konuşuyor. Adamın istediği bu zaten. Talep ettiği bu. Yani ha, doğru, doğru. İyi ya da kötü... Sonuçta konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Bakalım şurada kaç milyon izlenmiş? 1,5 milyon abonesi var bu adamın ve 1,3 milyon izlenmiş 13 gün önce. 2 hafta daha olmamış bile. Şimdi bu adamın bir şey başardığı anlamına gelmez mi bu? Kesinlikle. İyi konuşursun, kötü konuşursun, seversin, sevmezsin hiç umurunda değil. Ama konuşuluyor mu konuşuluyor. Doğru. Amacına ulaşmış bence. Şarkı da amacına ulaşmış. Serdar Ortaç gibi düşünüyorum. Ben herkes saplıyor, biz de saplıyoruz. Biz de saplıyoruz. Saplıyoruz genelde. Kaçınılmaz ben bu sabah yine sapladım. Serdar Ortaç. Ama şöyle... bir insanı eleştirmek için evet onun yaptığı işi yapman gerekmiyor. Senin fikrin olabilir bilmem ne ama en azından başarıysa, adamın yaptığı şey izlenmeyse, popülerlikse sağladı. Bitti. Geçmiş olsun yani. Ya baksana bu adam bu... Çok iyi olmak zorunda değil. Bu adam bu videodan para kazanıyor mu kazanıyor. Biz buna sevsen de sevmesen de para kazandırıyor muyuz kazandırıyoruz. Ki ben severim Norm Ender'i. Eskilerden kalma çok ciddi bir şarkıları var. Rap tersi vesaire. Norm Erman vardı bunun kardeşi. Hmm, evet evet bir şey hatırlıyorum. Ben dinlemedim ama hatırlıyorum. Biraz onlarla beraber. Yani bu ülke aslında rap sokan adamlardan bir tanesi. Seversin seversin. O hep söylediği bir şey apayrı bir konu ama saygı duymak zorundasın. Bir şey soracağım. Sözler genelde hep arabesk değil mi? Rap'te bilmiyorum çok dinlemediğin için ama. Şarkısına göre değişir. Mesela evet. Sahiyen dinlediğin zaman TDK lazım. Türk Dil Kurumu sözü lazım. Adam ne demek istiyor falan diyorsun yani. Bilerek. Yani bilerek yapıyor bunu. Ben o taraftayım mesela. Ben de şarkı sözü yazarken karşı tarafı düşündürmeyi çok severim. Çünkü karşındaki kitlenin de seninle aynı IQ'ya sahip olduğunu varsayaraktan şarkı sözü yazmak benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Yoksa şunu yapabilirsin, gitmeden sonu kalbine yapabilirsin ya da çiçeğim böceğim ya da işte kalbim çalındı, zırhım düştü göğsümden ve arşivlerim yankılandı, yine döndüm ölümden. Burada da mesela aşk anlatıyorsun, orada da aşk anlatıyorsun. Evet. Ama ben karşı tarafın birazcık daha zeki olduğunu varsayaraktan daha dolaylı anlatmayı seviyorum. Öyle yapan rapçiler çok fazla. Evet. Çünkü şey, vokal sanatı sonuçta. Muhatap olmak istediğin insanlara bir şeyler yapıyorsun. Ya elemiş oluyorsun bir de yani. Basit evet. Müzik, basit söz isteyenleri de elemiş oluyorsun. Bu adam ne diyor senin için. Anlamıyor halbuki. Ama anlamadığının farkında değil. Anlamak için uğraşmıyor da çünkü. Yani zor müzik istemiyorlar. Zor İnsanlar müzik sevmiyorlar. Hiçbir şey de zor istemiyorlar ki. Her şey çok güzel böyle kolay olsun. Sanat dediğim şey bence böyle olmalı. Yani müzik için mi sanat için mi işte. Her şey için. Soyunurum. Başka ne var bir şey daha? Bir tane daha yapalım mı? Tatlı evet. Ama bunda ne yapalım? Asil slang yapmak istiyorum sana ya. Asil motive, az önce açtığım şarkı vardı ya. Bu da 2,3 milyon dinlemiş ama öyle değil mi yani? Bir şey değil ama bunu anlıyorum. Sen öyle çok iyi ya. Ve ben bunun vokal cover yaptım biliyor musun? Rock versiyonu, metal versiyonu. Sana bu bittikten sonra hatırlat bana. Yayından sonra dinleyeceğim onu. Tamam. Ne ya bu? Müzikal pek bir şey yok galiba bana göre falan derken. Bir nakarat kısmı işte. Sallan da kaburgan. Geliyor. Bir de şunu motive alacak şimdi. Şey ama bilinmeyen biri değil galiba bu. Gayet şey profesyonel çalışılmış çünkü. Tabii. Yani asıl tamam, hiç bilmediğim için. Ha. Ya underground'da çok ciddi bir adam bence. Tamam hani, evet. İlk işe koyarım yani. Hani flow, flex konusunda. Anladım ben böyle çok no name biri gibi düşünmüştüm. Yok bu biraz daha underground. Hani hepsinden tadımlık vermeye çalışıyorum. Başarabildiğim kadar. Şanışer'le falan da feat'i var bu adamın. Bilmiyorum. Patron'la feat'i var. Patron'un birkaç şarkısını biliyorum. Çok bilmiyorum. Yani 5'i olduğuna göre 1-2-3-4'ü de var bunun. Onu demek istiyorum aslında. Hani proje haline çevirmiş bu adamın. Hani benim rock and rap projesi vardı ya. Rock'la rap birleştirdiğim 3 tane parça. Bu. Bende 3 tane var. Bunda 5 tane var. Tabii ki daha bir underground bu. Daha bir şey kokuyor. Rap kokuyor yani. Sen ne düşünüyorsun? Ben şunu... Daha anlaşılabilir ama değil mi? Nispeten. Yok yok gayet güzel bu arada. Ben şey çok böyle amatör bir şey dinleyeceğim zannederek başladım. Sonradan aldım ama şeyi söylemek istiyorum. Hani burada 1, 2, 3, 4 falan diye saydım küfürleri. Genelde takıldığım şey küfür oluyor çünkü. Ama yerinde ve tadında. Biraz daha devam etse, birkaç kere daha böyle tekrara düşse o zaman şey oluyor. İş basitleşiyor. Çok iyi sözler bile olsa
Sürekli gerçekten böyle şey, irite oluyorsun. Çünkü zaten sokakta herkes küfür ediyor. O zaman sana hiç battle parçaları açmayalım böyle. Diss track parçalar var mesela. Analar, babalar, bacılar, kardeşler hepsi, karambolde hepsi güme gidiyor yani. Siren yapıyorlar. Evet, ondan sonra herkes bahçıvanı biliyorsun en son. İyiymiş yani. Evet, 3 tane şarkı dinledik. Birincisi neydi? Şanlışer. Güzeldi değil mi o? Çok. Rock öğeleri falan da vardı, etnik enstrümanlar. Doğu enstrümanlarıyla, batı enstrümanları güzel tamamlamışlar. Ya ben hiçbir zaman basit bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Daha böyle gidecek diye düşünüyorum. Değil mi? Daha da çıtayı yüksek tutacak diye düşünüyoruz. Evet. İkincisi Norm Ender. Trollün kralı. Seviyoruz. Severek izliyoruz. Üçüncüsü de Acid Slang, Motive Seri Katiller. Hızlı rap ama anlaşılabilir rap. Underground'ın güzel örneklerinden bir tanesi. Şahane, çok güzel, çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Evet arkadaşlar, bu arada sevgili Canan'ın YouTube kanalı var. Açıklamalar kısmına onu bırakıyorum. Abone olmayı dövüyoruz arkadaşlar, açıkçası söylüyorum. Dövmüyoruz da abone olmanız lazım. Yani şu anda bana destek atmanız lazım. Sonra aboneliklerinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdilik bir gelin. Aynen. Şu an sınırda Canan. Evet. Aktif etmeye çalışıyoruz. Bir haftam var. Yani kanalımın aktif olması için bir haftam var. Aynen. Lütfen sizden rica ediyoruz arkadaşlar. Abone olun. Ondan sonra biz belli sınır geçtikten sonra... İsterlerse çıkabilirler ama çıkacağınızı da zannetmiyorum. Güzel içerikleri var, güzel paylaşımları var. Şu anda var hiç yani. Güzel bir içerik falan yok. Yani saçınızı sarı yapmayacaksınız. sarınızı saç yapmayacaksınız. Sarı. Saçınızı sarı yapmayacaksınız. Ya da Brezilya fönü falan uygulamayacaksınız. Ne bileyim, dolabı nasıl kapatırız videosu izlemeyeceksiniz. sizi cezbetmeyebilir ama abone olun. Lütfen destek atın. Bir de neydi? Yorumlara abone olanlar yorum bıraksın mıydı? Neden aynen. De? Like atmayı unutmayın. Like olayı değil de özellikle onu yorum değil mi? Söylesene. Abone olan yoruma yazsın. Ha. Nedendi bu? İnsanlara misyon yüklü. Etkileşim olsun çünkü. Etkileşim, evet. Belki sizi gören başka birisi, o da abone olur, gelir destek eder diye. Ne oluyor bize? Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Tekrardan başka videolarla görüşeceğiz. Canan, söylemek istediğim bir şey var mı son defa? Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederiz. Abone oluyorsunuz. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Yeah.